4. sınıf Türkçe, 1. dönem, 1. yazılı. Çalışkan Okul'dan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersinden 1. dönem, 1. yazılı test örneği çözeceğiz. Çözeceğimiz bu testi OK ile gösterilen linkten ya da videomuzun açıklamalar kısmında bulunan linkten indirebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. 1. soru. Sanat değeri taşıyan, insanda güzel duygular uyandıran yazılara nokta nokta denir. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A. Roman, B. Fable, C. Şiir, D. Öykü. Evet çocuklar, sanat değeri taşıyan, insanda güzel duygular uyandıran yazıları biz şiir diyoruz çocuklar. Şiirde baktığımızda C seçeneğinde doğru cevabımız C olacak. 2. soru. 26.04.1988 tarihinde Balıkesir'de doğdum. Yukarıdaki ifadede sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır? A. 2 nokta, 2 nokta kesme işareti nokta, B. nokta nokta kesme işareti nokta, C. nokta nokta kısa çizgi ünlem işareti, D. virgül virgül kesme işareti soru işareti. Evet çocuklar, ifadeye bakalım. 26.04.1988 tarihinde. Burada bir tarih vermiş. Tarihte çocuklar sayılar arasına nokta işaretini kullanıyorduk. İlk iki parantezimize nokta gelecek. Devam ediyorum. 26.04.1988 tarihinde Balıkesir'de. Bakın burada da bir parantezimiz var. Buraya da çocuklar kesme işareti gelecek. Özel isimlere gelen heceler kesme işaretiyle ayrılıyordu. Devam ediyorum. Doğdum. Evet, cümlemi bitirdim. Noktamı koydum. Evet, baktığımızda nokta, nokta, kesme işareti, nokta işaretleri gelecek. Sırasıyla nokta, nokta, kesme işareti, nokta. Evet, bu da B seçeneğinde. Mevcut doğru cevabımız B seçeneği. 3. soru. Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? A. Görev, B. Öykü, C. Uzun, D. Siyah. Evet çocuklar, görev sözcüğünün eş anlamlısı var mı? Var. Nedir? Vazife. Evet, görev sözcüğünün eş anlamlısı vazifedir. Peki öykü sözcüğünün eş anlamlısı var mı? Evet, var. Nedir? Hikaye. Evet. Peki uzun sözcüğünün eş anlamlısı var mı? Var mı? Şu an aklıma gelmedi. Düşünelim. Siyah kelimesinin eş anlamlısı var mı? Var değil mi? Kara. Evet. Kara. Evet. Uzun kelimesinin eş anlamlısı aklımıza gelmedi değil mi? Çünkü uzun kelimesinin eş anlamlısı bulunmuyor. Bize hangisinin eş anlamlısı yoktur diye soruyor. Doğru cevabımız C seçeneği. 4. soru. Büyük harflerin kullanım alanları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? A. Kitap, dergi adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. B. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. C. İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. D. Kısaltmaların her harfi büyük harfle yazın.
Evet çocuklar, şıkları incelediğimizde A seçeneğinde kitap, dergi altlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Doğru bir ifade. B seçeneğine bakalım. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Bu da doğru bir ifade. C'ye baktığında iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Evet, bu da doğru bir ifade. D'ye baktığında kısaltmaların her harfi büyük harfle yazılır. Yanlış bir ifade çocuklar. Çünkü kısaltmaların her harfi büyük harfle yazılır diye bir kural yok. Örneğin doktorun kısaltması DR. Bakın. Bize hangisi yanlıştır diye sormuştu. Baktığımızda D seçeneği yanlıştır. 5. soru. Aşağıdaki eş anlamlı kelimeler eşleştirmesinden hangisi yanlıştır? A. Metot, yöntem. B. Doktor, baytar. C. Eksik, noksan. D. Deprem, zelzele. Evet, çıktıları incelediğimizde metot, yöntem eşleştirmesi doğru. Bu iki sözcük birbirinin eş anlamlısıdır. 2'ye bakıyorum. B seçeneğine bakıyorum. Doktor, baytar eşleştirmesi çocuklar yanlış. Niye? Çünkü doktorun eş anlamlısı hekimdi. Baytarın eş anlamlısı veterinerdi. C'ye bakıyorum. Eksik, noksan doğru bir eşleştirme. Bu iki sözcük birbirinin eş anlamlısıdır. D'ye bakıyorum. Deprem, zelzele. Evet, deprem ve zelzele sözcükleri de birbirinin eş anlamlısıdır. Bize yanlışı soruyordu çocuklar. Evet, yanlış olan B seçeneği. 6. soru. Zor bir işi başarmak anlamında kullanılan deyim hangisidir? A. Dillere destan olmak. B. Gönül yapmak. C. Paniğe kapılmak. D. Hakkından gelmek. Evet çocuklar, zor bir işi başarmak anlamında kullanılan deyimimiz hakkından gelmektir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. D. Hakkından gelmek. 7. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. Oyuncak müzesine hiç gittin mi? B. En sevdiğim gezegen Jüpiter'dir. C. İtalya'nın başkenti Roma'dır. D. Okuduğum kitapta 5. sayfaya geldim. Evet çocuklar, şıkları incelediğimizde A seçeneğindeki cümlede bir yazım yanlışlığı yok. B seçeneğine baktığında burada da bir yazım yanlışı görünmüyor. C seçeneğine baktığımda burada da bir yazım yanlışı görünmüyor. Ama D seçeneğine baktığımda çocuklar, okuduğum kitapta 5. sayfaya geldim derken çocuklar, buradaki G kelimesi fazla yazılmış. Çünkü çocuklar, zaten sayıların yanına gelen noktalar çocuklar inci anlamı katıyordu sayıya. Bize yanlışı sorduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacak. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi konuşma kurallarından değildir? A. Konu dışına çıkmadan konuşmak. B. Kelimeleri doğru telaffuz etmek. C. Konuşmayı olabildiğince uzatmak. D. Konuşurken göz teması kurmak. Seçenekleri inceleyelim çocuklar. Konu dışına çıkmadan konuşmak. A seçeneği konu dışına çıkmadan konuşmak. Konuşma kurallarındandır.
B seçeneği kelimeleri doğru telaffuz etmek, konuşma kurallarındandır. C seçeneği konuşmayı olabildiğince uzatmak, konuşma kurallarındandır değil de çocuklar. Bu ifadenin doğrusu konuşmayı olabildiğince kısaltmak olacaktı. Yani kısa ve öz konuşmak konuşma kurallarındandır çocuklar. D seçeneği konuşurken göz teması kurmak konuşma kurallarındandır. Evet, bize konuşma kurallarından değildir diyor. O seçenekte çocuklar C seçeneği. Dokuzuncu soru. Annem bu işi nokta nokta senin yapmanı istedi. Yukarıdaki cümlede boşluğa hangisi gelmelidir? A. Özellikle. B. Asla. C. Başlıca. D. Hiç. Ve çocuklar şıklara baktığımızda boşluğa hangi kelime gelmedi? Bakalım, annem bu işi özellikle senin yapmanı istedi. Bakın, özellikle kelimesini kullandığımızda anlamlı bir cümle oluyor. Diğerlerine de bakalım. Annem bu işi asla senin yapmanı istedi. Bakın, burada bir anlatım bozukluğu oluyor. Demek ki bu asla kelimesi gelemez. Asla kelimesi gelseydi cümlemiz nasıl olmalıydı? Annem bu işi asla senin yapmanı istemedi olmalıydı. C'ye bakalım. Başlıca. Annem bu işi başlıca senin yapmanı istedi. Yine bir anlam bütünlüğü olmadı. D'ye bakalım. Annem bu işi hiç senin yapmanı istedi. Burada da bakın anlam bütünlüğü olmuyor. Annem bu işi hiç senin yapmanı istemedi. İstemedi olsaydı olabilirdi ama istedi. Baktığımızda özellikle kelimesi boşluğa gelebilecek en doğru kelime cevabı, doğru cevabımız A seçeneği. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli kelime değildir? A. Yaz. B. Saz. C. Buz. D. Bağ. Ve çocuklar şıklara bakalım. Yaz kelimesi eş sesli kelimedir. Çünkü bir yazmak eylemi var. Yazı yazmak, bir de yaz mevsimi var. B'ye bakalım, saz. Saz eş sesli midir? Eş seslidir. Çünkü saz çalgı, müzik çalgı aleti olarak saz var. Bir de çocuklar, sulak alanlarda yetişen otsu bitki olarak saz var. C'ye baktığımızda buz çocuklar. Buzun eş sesli buz kelimesi eş sesli kelime değildir. D. Bağ kelimesine baktık. Bağ kelimesi eş seslidir. Çünkü çocuklar üzüm bitkisinin, üzüm meyvesinin yetiştiği yerler olarak bağ vardır. Bir de çocuklar, ayakkabımın bağcıklarını bağladım cümlesinde bağ kelimesinin kullanıldığı anlamdaki gibi bir anlamı vardır. Bir de çocuklar, bağlamak anlamında ayakkabının iplerini bağladım cümlesinde olduğu gibi anlamda bir bağ kelimesi vardır. Doğru cevabımız C, buz olacak. Evet çocuklar, 10 soruluk yazılı testimiz sona erdi. Videomuzu beğendiyseniz like butonunu tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar çocuklar.